buradayız. Bakalım. Evet. Annemin duygulandı hocam. Çok. Ben bunların içinde büyüdüm hocam. Evet. Bulunduğunuz mevkiyle, bulunduğunuz makamla övünmeyin. Mütevazi olun. Biz o şekilde büyüdük. Yani sizler öğrencisiniz, sizler nasıl yetiştirdiyse, sizdeki otorite nasılsa evde de öyleydi. Zaten tanırsın kitapları. Bu bölümde olduğu gibi rahmetli hocamızın bundan dolayı hepsi bir ayrı. Şu anda evde gibi hissediyorum tablolarda. Şimdi anıyoruz onu. Şimdi burası. Şu anda bir de bu bölüm. Öbür tarafta biraz daha geniş bir alan var. Tamam olsun. Değerli hocalarım, Orkun Anıtlarında bir... İhtisas kütüphanesi kurulmuştur. Buranın kurucusu Profesör Doktor Fikret Türkmenoza'dır. Onun adına bir ihtisas kütüphanesi zaten vardı. Ama bu karşıda bir sınıf içindeydi. Biz göreve geldiğimizde öncelikle bu kütüphaneyi yeniden inşa ettik, yeniden kurduk. Bu süreçte çalışmalar devam ederken Profesör Doktor Ahmet Bizan Erzilasun diye bizim Ankara Gazi Üniversitesi'nde bir hocamız var. O aradılar. Dediler ki Abdülhadi Güzel Bey, bir kültür ateşkesi, diplomat, bu vefat etti. Dolayısıyla çok iyi bir kütüphanesi var. Türk dünyasına yönelik önemli kaynaklar var. Tarihten sanata, estetiğe, dile, dil bilime yönelik. Aynı zamanda Türk devletler tarihine yönelik önemli eserler var. Bunların içerisinde yazma eserler, Arapça eserler, İngilizce eserler ve Türkçe eserler var. Ve bu hususta Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihiyle ilgili, yani bizim Türkiye'nin modernleşme tarihiyle ilgili de ciddi kaynaklar var. Bunun en uygun görülen yeri Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi ve size bunu emanet etmek istiyoruz dediler. Ben de hemen rahmetlinin kızı hocam Aynur Hanım'la irtibata geçtik, görüştük. Dolayısıyla bu görüşmeler çerçevesinde 3526 tane kitap, 28 tane de tablo bize bağışladılar. Biliyorsunuz merkez kütüphaneler aynı zamanda internet yoluyla bütün dünyaya açılıyor. Bu dünyaya açılan çerçevede bize sunulan bu çalışmalar bilim dünyasına kazandırılmış oldu. Aynı zamanda burada Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde ihtisas yapan, yani lisans üstü eğitim öğretim programlarına dahil olan Türk dili ve lehçeleri, Türk halk bilimi, sosyal, ekonomi, siyasal ilişkiler, Türk dünyası tarihi, Türk sanatı, Türk dünyası edebiyatları başlıkları altında çalışan öğrencilerimize iyi bir kaynak olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu aileye de çok teşekkür ediyorum.
Abdülhadi Güzel Bey'i de rahmetle anıyorum. Çünkü önemli bir şahsiyet. Kendisi hakkında söylenen şey devleti sırtında taşıyan adam olarak tarif edilen önemli bir şahsiyettir. Son derece disiplinli, ahlaklı ve işini güzel yapan ama sağlam yapan bir şahsiyet. Hani anlatmaya onu kelimeler yetmez, gerçekten yetmez. Abdülhadi Güzel'in en büyük hazinesi kitaplarıydı. Her şeyden önce tutardı onları. Yani annemle tartışırlardı bolca çünkü evin düzeni bozulurdu. Her kitap gelişte evde bir yer daha açılır kitaplara. Bize de tek söylediği, kızım okuyun, oğlum okuyun. Kızım işin çok zor. Bizden sonra işin çok zor. Bu kitapları ne yapacaksın? Yani dedim ki bu kitapları ben sayfasına milyar verseler satmam. Oraya versem, buraya versem bu kitaplar dağılacak. Sonra Ahmet Ercilesun Bey beni taziye için aradı. Nadim hocamı önerdi. Ben aramayı düşünürken oradan beni aradılar. Dediler böyle böyleymiş. Ve geldiler, hocalarım sağ olsun kendileri koliledi sırasına göre. Ondan sonra da buraya geldi kitaplar. Babamın kitapları, yani en büyük mirası Eminellerdi. Babamdan sonra bu kitaplarda onun en büyük mirası gelecek nesil, yani evlatlarımız, çocuklarımız, öğrencilerimiz, en değerlilerimiz. Onlar faydalansın. Türk dünyasına hayırlı olsun. Türk edebiyatı tarihi geldi bana. Evet.